Allah'ım yardım et bana Allah'ım. Anladım, tamam. Tamam, irtibatta kalalım. Tamam, sağ ol. Savcım. Hanım. Tuğçe'nin elinde sıva bizi bulmuş. Silahını ateşlemiş yani. Zaten o geldiği halden... yani riyekten teslim olmadığı belli. Değil mi savcım? Çekirdek kovan var mı bakalım? Emir anlaşıldı savcı. Ve ifadem tamam sanırım. Yıllardır görüşmediğim Duru ve sevimsiz kocasıyla ilgili başka sorunuz yoksa evime çıkabilir miyim? Çıkabilirsiniz ancak daha sonrasında birkaç soru sormak için sizi yine rahatsız edebiliriz. Irmak Hanım. Buyurun. Bir apartman görevlisi falan var mı? Apartman sakinleriyle ilgili bilgi alabileceğimiz yönetici de olur. Yok, apartman görevlisi vardı ama 2 ay oldu ayrıldı. Yönetici de 6 numara. Ancak o da ayda 1 ya da 2 gün geliyor. Genelde Bodrum'da iş için geliyor. Anladım. Savcım, yukarıda duvarda çekirdek. Kovan? Olumsuz savcım, hala bakıyoruz. Buralardadır ya. Savcım. Doğru yerdeyiz. Olay yerimiz bu apartmanda bir yerde. Her kapıyı çalın, Tuğçe'yi gören... ya da silah sesi duyan olmuş mu? Emir anlaşıldı savcım. Demek ki buradan ateş etti. Yukarı kaçan birine sıktı ıskaladı ya da... ya da boğuşurken. Uyarı ateşi açısından belli. Doktorla karısı hakkında konuşmaya geldi. Irmak evde yoktu. Sonra bir şey gördü herhalde. Bir şeye şahit olduğunun için olsa gerek. Siz de öyle düşünüyorsunuz sanırım.
Açık mı bu kapı? Zorla mı açmışlar bunu? Öyle görünüyor savcım. Savcım, savcım. Rüstem, savcım. İşi. Ben günlük kiralanan evlerden demek istedim sadece. Yok şu seslen. Arama izni çıkartacağım ama o sırada biz buradan başlayalım. Emir anlaşıldı sadece. Göksu! Çekirdeği alıyoruz komiserim. Sen oradaki işi bırak buraya gel. Savcım çağırıyor. İki tane de galoş al gelirken. Hemen geliyoruz. Ne gördün, ne duydun be fındık faresi? Geçin içeri. Göksu, burası olay yerimiz olabilir. Hızlıca bir bak bakalım, doğru yer demişiz. Arkadaşlar olay yeri burası. İçeri girin. Ev sahibi kim bulalım? Emir anlaşıldı savcım. Dünyanın 68 derece güney enleminde buz kalınlığı yaklaşık 2 kilometre olan Antarktika'da penguenler, foklar ve balinalar yaşıyor. Alo. Beni aramışsın patron. Ben bir daha baktım bu bıraktığın nota. Bu İclal Savcı'yla asla karşılaşmadık. Yani hiçbir tanışıklığımız yok. Şimdi o zaman sen bundan savcı olmadan denk geldin he? Ben bir de onu araştırdım. Olmaz mı? Onu bir kurcalayın. Tamam, acele et hadi. Geldim. Neredesin sen ya? Telefonlarına da bakmıyorsun. Arıyorum, arıyorum, açmıyorsun. Bu ne hal? Bu ne hal ya? Dibe giriyorum Ceyn'in, çıkmaya da niyetim yok. Ay. Ay. Sanki hayatı kayan bir tek sensin. Dibe giriyormuşmuş. Heh. Ayrıca bu kadar havasız olursa beynine oksijen gitmez. Dibe de vurursun, depresyona da girersin. Hiç sırası değil. Baro disiplin soruşturması süresince işten yasaklama kararı vermiş. Laçinden de ses seda yok. Odasına baktım. Bütün eşyalarını toplamış. Ruhum bile duymadı. Pusuya yatmış, resmen tuzak kurmuş bana. Elimde ağacımda ne varsa gitti Ceylin. O yüzden tam da sırası beni depresyonumla baş başa bırak. Hadi. Ya ne yapıyorsun? Kalk kalk hadi kalk. Hey. Kendine gel hadi. Kalk bir çeki düzen ver kendine. Ay ne bu böyle ezgezik tavırlar? Hiç hoşlanmam. Ceylin, al şu full yaşam enerjini de git beni depresyonumla baş başa bırak hadi. Senin dünyadan haberin yok tabii. Sen ne oldu biliyor musun? Ne oldu Ceylin?
Abi ne yapacağız? Kızın babası başkomiser, sevgilisi savcı diyorsun. Ay ben şanssızım. Abi biz ne yaptık ya? Ha? Bunlar bizim yerdeki gölgemizi bile... Ver. Oğlum boşuna mı söyledim ben denize atalım diye? Onca yol teptik. Su alır götürür. Bizden iz miz bulamazlar. Sen diplerindesin. İlk seni esneyecekler lan. İt gibi arıyorlardır şimdi. Oğlum bir sakin ol, sakin. Şimdilik bir şey bilmiyorlar ki. Ben de onu diyorum işte. Şimdilik bir şey bilmiyorlar, şimdilik. Oğlum bir sakin ol ya. Tutuştun, alev aldın ha. Her aradıklarını buldular mı sanki? Siz niye bu kadar sakinsiniz abicim? Çünkü kafanız basmıyor. Mesele sadece polis kız değil ki. Eve çağırdığımız ne olacak? Ya alev aldı değil mi? O kız gitse polise dese ki böyleyken böyle oldu. O zaman ne yapacaksınız lan? Ulan para için adamın altına yatan karı para için susar da. Nokta. Kızı bulup susmasını sağlamamız gerekecek. Aslan halleder ya. Öyle değil mi Aslan? E kızı bulup getiren o. Nerede olduğunu da en iyi o bilir oğlum. Haber düştü lan. Abi. Bizim haber düştü. Bültenimize kan donduran bir son dakika haberiyle devam ediyoruz. İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı sayın seyirciler. Cinayet büro amirliğinde görev yapan komiser yardımcısı Tuğçe Duman, baygın ve darp edilmiş bir halde Suadiye sahilinde bulundu. Başka bir cinayet soruşturması için çalışan emniyet güçleri tarafından bulunan Tuğçe Duman'ın hemen hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Boncuk kaynak yaptıralım bir dansına. Kız adamların elinde kalıyor, rezillik. Ay ne oluyor? Dur hocam, bozulacak. Kız buydu. Kız bir dur. Zeliş. Zeliş sesini aç. Dur, ne oluyor? Evet Sevda, cinayet büro amirliğinde çalışan komiser yardımcısı Tuğçe Duman Suadiye sahilde bulunmuştu. Şimdi de arkamda görmüş olduğunuz binada çalışmalar yapılıyor. Olayla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Hastaneden yapılan açıklamada yaşamasının bir mucize olduğuna dikkat çekildi. Öldüreceklermiş. Ben de öldüreceklermiş beni. Hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Kız bu kız mıydı? Emin misin? Senin adamlar mı yaptı yani? Buydu. Şimdi orada benim fotoğrafım olacaktı onun yerine. Sus. Hatta kesin cenazem bile kalkıyordu. Tabii cenaze kimin umurunda olurdu onu bilmiyorum ama. Zaten bizim mahallemize giren çıkan herkes bellidir. Yani iyi bir mahallemiz vardı. Necip bir mahalle. Canımı kurtarmış yani resmen ama geldi, kendim geçecek, mahvolmuş. Oraya kimin gelebileceğini biliyorum. Ama hiç gelen giden de olmadı. Biri kopasıcalar. Allah yardımcısı olsun. Dur ya. Dur ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapıyorsun? Kız abla aranır mı? Efendim? Abla haberleri gördün mü? Hani sana bahsettiğim şu kız vardı ya. Beni kurtardı demiştim. Polismiş biliyor musun? Abla kızı mahvetmişler. Çok kötü hale getirmişler. Sana ne ki? Abla hani ben diyorum ki gidip karakolda polislere ifade mi versem? Ha belki o zaman bulurlar bu şerefsizleri. Ey Allah'ım polis diyor ya. Kızım sende mercimek kadar akıl yok mu? Abla başkalarına sebep mi olsun bu şerefsizler? Hem yani can güvenliğimiz için bir nevi. Arzu bana bak bacaklarını kırdırırım senin ha. Sana ne kızım? Sus otur oturduğun yerde karışma. Polis kendi bulur. Sana mı kaldı? Gidip ne diyeceksin ha? Ne diyeceksin? Seni demezdim abla. İşine bak beni delirtme. Yoksa yarım bıraktıklarını tamamlatır. Kavururum elvanı arkandan. 2 saate müşterim var. Bitir şu işini çık gel kuaförden hadi. Tamam abla.
Yedim bir kamyon azarı boşuna. Bir de ısrar ediyor manyak. İki yıldır Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan komiser yardımcısı Tuğçe Duman, polis akademisinden birincilikle mezun olmuştu. Evet, gelişmelerle saat başı bülteninde tekrar birlikte olacağız sayın seyirciler. Oğlum biz bittik lan. Hayatımız bittikler lan. Üstüne bir de rezil olacağız. Her şeyimiz ortaya dökülecek. Oğlum, oğlum çoluğum çocuğum var lan benim. Benim bir itibarım var lan. Aman itibarına sus iki dakika motor gibi car car. Abi bak sen işlerindesin. Sen biliyorsun, sen söyle. Öter mi bu karı? Gözünü açamıyor da. Öyle hemen toparlayamaz. Yani sanmıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyor bile olabilir. Abi ne diyorsun sen? Belki ile sanmıyorum da olacak iş mi bu? Büyük risk. Bravo. Hoş geldin. Ulan sabahtan beri ne diyorum ben? Ulan ne ballı karı. Nasıl boğulmadı be? Keşke öldürüp öyle atsaydık. Oğlum durun lan. Hiçbir şey için geç değil oğlum. Bak çekirge kaç zıplıyordu oğlum. Yavaş 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 dur. Dur. Savcım, bu Tuğçe'nin. Emin misin? Hep boynundaydı. Arkadaşlar, olay yerimiz burası net. Bu evin her santimi incelenecek. Duydunuz mu beni? Her santimi incelenecek. O heriflerin bu evde mutlaka bir parçası kaldı. Bulun, bulun ki komiser yardımcısı Tuğçe Duman'a bunu yapanın... Böyle işte. Sen ne diyorsun Ceylin? Bu nasıl bir vahşet? Yani böyle pırıl pırıl bir genç kızın bunları yaşadığı bir dünyada hiçbirimizin isyan etmeye hakkı yok. O yüzden hemen kalkıyoruz. Tuğçe'nin avukatı oluyoruz. O adam cezası neyse çekecek. Hem de en ağır şekilde. Hemen ismimi değişip geliyorum. Bir bakın buraya, kamera var burada. Yoksukan mı? Evet ama bakmam gerek. Luminörle de bakalım her yere. Çok fazla sayıda parmak izi var savcım. Bir temizlik yapılmış savcım ama delilleri yok etmek amaçlı değil gibi yani, üstün körü. Flash disk alınmış savcım. Bekleyebilir misiniz? Savcım iki dakikanız varsa. Kusura bakmayın. Olay yeri şey olmasın. Ev sahibiyle ilgili konuştukları bakanımla. Tanıyor muydunuz? Hayır, tanımıyorum. Bayağıdır boş burası ama giren çıkan var hep. Değişik tipler.
Bir de memur bey kapısı açıktı dedi. Kırılmış galiba. Ben emniyete gelirken temizlik firması yeni çıkıyordu ve kapadılar kapıyı. Eminim yani. Ondan sonra olmuş ne olmuşsa. İçim parçalandı resmen. Ve sanki benim başıma gelmiş gibi böyle bütün hücrelerim, ruhum sızladı ya. Bir Eren'i görseydi, resmen önümüzde yaşlandı. Birkaç saatte çöktü adam. Korkunç bir şey yani hiç. Kendim onun yerine koyamıyorum bile. Efendim sevgilim. Zeylin Eren hastanede mi? Ya bilmem. Neden ki? Sen çıktın mı hastaneden? Çıktım ama geri dönüyorum. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Korkutma beni. Eren'i bulmamız gerek. Savcım, Irmak Hanım temizlik şirketinin ismini hatırladı. Güzel. Şimdi derhal temizlik şirketine gidin. Temizliği kim yapmış onu öğrenin. Belli ki bu çarşafları, kılıfları hepsini buradan toparlamışlar, götürmüşler. Dikkat çekici, farklı bir şey görmüşler mi onu öğrenin. Misal Göksu kan buldu. İyice araştırın. Emir anlaşıldı savcım. Ben gidiyorum, geri geleceğim. Emir anlaşıldı savcım. Umut, bu çöpe de bakılsın. Muhtemel bu evden ne topladılarsa götürdüler, çöpe bıraktılar. Ben bir içeriye haber vereyim. Komiserim, gidelim mi? Sence Eren Başkomiser bizden önce eve gelmiş olabilir mi? Ne diyorsun? Ha, nasıl bilecek? O da doğru. Ama olur mu olur. Neyse, şimdi savcı öğrenecek zaten ne olduğunu. Hadi. Ciğerim, benim bilgisayardan sisteme giriş yapamıyordum. Şu bilişime söyler misin bir baksınlar? Derhal başkomiserim. Sağ ol. Hayırdır başkomiser? Sen geç yerine. Otur, işine bak. Bilgisayarlarda sorun yok. Başkomiser sisteme giremez çünkü uzaklaştırma yazısı geldi. Ne çabuk? Anlatamıyoruz ama yırtınıyoruz burada. Acını yaşaman gerek. Git kızınla ilgilen. Hastaneye git, yanında ol. Ama önce odama. Silahını ve kimliğini teslim edeceksin.
Başka çözüm yok. Başka çözüm yok. Siz kafayı mı yediniz lan? Oğlum böyle böyle daha çok batacağız. Kızı öldürmek nedir lan? Lan gülsün diye mi attın denize? Lan kafa mı yedin? Lan ayı kol yapma. Şuna bir şey söyle, elinde kalacak ha. Ya demin, daha demin nasıl bulacaklar diyordunuz. Şimdi öldürünce şak diye anlamayacaklar mı? Ulan hasta mısın sen? Oğlum bak, bir çözüm üretmeye çalışıyoruz şurada, tamam mı? Daha iyi bir fikrin varsa sen söyle. Var mı fikrin? Bence yok. Kesin çözüm bu hatta. Öldürelim, işimizi sağlama alalım. Doğru. Doğru. Ben yokum abiciğim. He? Yok ya. Temiz ama değil mi? Satıcı mısın olmuş? Evet. Sen misin oğlum? Sensin. Sen lan sus lan, sus lan, sus. Bağırma. Bir durun lan. Bir durun, gel lan şuraya. Geçin be. Ne yapacağız peki? Bekleyelim. Kız kendine gelirse ya da konuşursa, polis babası, savcı, sevgilisi, ne bileyim, bir ipucu bir şey bulursa oradayız zaten. Harekete geçeriz hemen. Anlaşıldı mı? Tamam. Bana uyar. İyi, tamam. Bence beklemek gereksiz. Ama sen öyle diyorsan, öyle olsun abi. Bu arada kimseye bir şey anlatmak, çaktırmak yok. Normal hayatlara geri dönüş yapılacak. Tamam mı? Evde de başınız ayrı oynamasın. Sakin olunacak. Tamam mı? Sen de şu eskort işini hallet. Ben dükkana gidiyorum. Konuşuruz sonra. Hadi eyvallah. Kaçsaydı? Oğlum bu gevşek azotarsa var ya, ilk bunu gebertirim ha. Savcım. Ne lazım başkomiserim? Ver yardım et. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sin. Yapma kardeşim, yapma Eren ya.
Eren nerede Parla? Gördün mü? Hayır, bilmiyorum. Bir gelişme mi var? Bir şey mi oldu? Yok, henüz. Bilmiyoruz. Konuşuruz. Gel. Gizli kamera olur böyle yerlerde. Millet kiralar. Sonra da o görüntüyü satıp çifte kar sağlarlar işte. Duymuştum. Bir ara ahlak masasında çalışmıştım. Bir tane muhbirim vardı, onu aradım hemen. Buldum hemen kiralayanı. Ama aradım, bir şey söylemedi. Yok dedi işte. Dört kişiler, yaşları 25-35 arası. Hiç görünmüyor mu gözleri? Tepede kamera. Birinin dövmesi var. Birinin sırtında tırnak. Muhtemel Tuğçe'ye ait. Korumaya çalışmış kendini yavrum. Güzel kızım ben. Tatlı yavrum ben. En bariz kanıt da bu. Belli bir mekana gitmişler. Bardak da orada. Emniyete falan gittim bakmaya da. Olmadı işte. Ben bulurum. Kayıt nerede? Yanımda mı? Belki gözden bir şey kaçmıştır. Daha fazla acıya gerek yok hasta. Derel Gazan önce bulacağım. Hesabını keseceğim. Bak aslanım. Benim yolum yol değil. Yardım etmek istediğine emin misin? Sonuna kadar. Ay hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu böyle bir şey yaşamamalı. Yani o kadar üzüldüm ki, kahroldum resmen. Ne olur Ceylin, yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyle. Yok, bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Dua etmekten başka. Ay. Sen de dua et, Tuğçe iyileşsin. Etmez miyim? Tabii ki. Eren nerede? Yani Eren en son hemşire görmüş galiba. Bir saat, iki saat olmuş. Neden? Allah kahretsin. Ne oldu ya? Niye böyle yana yakıla Eren arıyorsun? Resenim, kusura bakma. Tabii. Rahat rahat konuş. Ne oldu? Olay yerini bulduk. Ama bizden önce biri girmiş. Kapı kırıktı. Gizli kamera vardı, o da alınmış. Eren mi yaptı sence? Umarım değildir. Ay. Ilgaz. Bak ben de bazı şeylerin Eren'den saklanması, detay verilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama böyle olmaz. Yani bu kadar uzak tutamazsınız. Delirir adam en sonunda. Bak çok zor bir durum evet ama o ince çizgiyi bir şekilde tutturman gerekiyor. Farkındayım. Tamam, kanatmayalım. Ama Eren'in de bazı şeyleri bilmeye hakkı var. Lütfen. Efendim Ilgaz. Kardeşim, hastanede yoksun. Aradık, ulaşamadık da. Neredesin? Ya ben eve gittim Tuğçe'ye temiz kıyafet almaya. Sonra emniyete geçtim. Gerçi kapı dışarı ettiler ama... Hayırdır?
Siz niye aradınız beni? Tuğçe ile ilgili bir gelişme mi var? Doktor en son durumu stabil dedi ama. Yok yok, bir sorun yok zaten. Stabil. Hatta iyi bir şey. İyi bir şey yaptı. Kardeşim, iki dakika konuşalım mı? Olur, konuşalım. Ben de geleceğim. Gerçekten kırdın kalbimi Laçin. Hatta kırmakla kalmadın. Beni dağıttın. Daha yeni başlıyoruz Yekta'cığım. Çok çabuk dağıldın. Şaşırtıyorsun beni. Umutlandım biliyor musun bir ara? Yani gerçekten değiştiğini düşündüm. İnandım. Neyse ki kısa sürdü. O özündeki yüce Ekta tokatı yüzüme çarptı da kendime geldim. Senin istediğin ben değildim. Bir uyduydu hep. Savaşmayı bırak artık Laçin. Sen bensiz yapamazsın. Senin benliğin yok. Sen düşünemezsin. Sen beceremezsin. Benim kontrolümün dışında yaşayamazsın. Sen bir hiçsin Laçin. Bir hiç. Dünyada en büyük öfke ne deseler, cevabım çok net. Yok sayılmak. Ve ben artık buna izin vermeyeceğim. Asla. Bu arada o filmi yapacağım Yekta. Hatta ben yeni bir kitap yazmaya başladım. Benim kocam bir narsist. Nasıl? Ondan da iyi film olur değil mi? Yapamazsın. Bekle de gör. Ben daha ölmedim Laçin. Hala hayattayım, hatırlatırım. Savaş istiyorsun demek. Peki Laçin. Peki. Sunan Hanım, bir odama gelir misiniz? Tabii savcım. Buyurun. Buyurun savcım. Sunan Hanım, bu dosya için bir araştırma isteyeceğiz dolandırıcılık büro amirliğinden. Buradaki logo hangi işletmeye ait, hemen araştırılsın, çok acil bulunsun. Tabii savcım, hemen iletirim. Savcım. Buyurun. Müsait miydiniz? Buyurun Cilal savcım. İzin alırsınız sanmıştım ama. Çalışmak daha iyi gelecek şu anda. Var mı bir değişiklik durumunda Tuğçe Hanım'ın? Yok, maalesef aynı. Geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Tabii bir de umarım bir an önce adalet yerini bulsun. Hepimizin dileği bu yönde. Bir şeye ihtiyaç olursa buradayım. Sağ olun savcım. Ya Ulgaz kardeşim, eveleyip geveleyip duruyorsun ya. Tamam, anladım. Mesafeyi koruyacağım. Ama sen de biraz ayrıntı ver. Evi bulduk diyorsun, yerini söylemiyorsun. Bir kişiler mi, birden fazla kişiler mi? Bilmiyoruz. Evi bulduk, inceleme devam ediyor. Ne çıkacak bilmiyorum. Kardeşim, ilerleme kaydediyoruz. Bunu bil yeter. Sana yalvarıyorum, uzak dur. Canının yandığını görüyorum ama yalvarıyorum, uzak dur. Eğer sen öğrendikçe Eren'e söylersen, o da ilerleme olduğuna kanaat getirir. Böylece rahatlar. Bak, bütün emniyet seferber oldu. Yolda buraya gelirken başsavcıyla iki kere konuştum. Tek yapman gereken Tuğçe'nin yanında olmak. Bize güven. Tamam. Ama bilgi verdiğin sürece. Mesela...
Tacize uğramış mı Tuğçe? Adli tıp raporu gelmedi. Örnekleri incelemeye devam ediyorlar. Tamam. Ben bir doktoru göreyim, olur mu? Doktor gözaltına alındı. Emniyete gidiyordur şu an. Sebep? Sebep annesinin öldüğünü söylemişti 5 yıl önce. Meğer ölmemiş, denizde bulduğumuz kesik baş annesine ait çıktı. Anladım. Ben gidiyorum, döneceğim. Tamam. Ilgaz. Eren'le konuşacağım. Yekta'yı alıp geleceğim. Tuğçe'nin avukatı olacağım. Sen de benden hiçbir şey saklamayacaksın. Yani meslek, usul falan umurumda değil. Bu sefer aynı taraftayız. O hayvanı bulmana yardım etmek istiyorum. Tamam. Eren. Bir şeye ihtiyacın var mı? Emin misin? İzin ver, biz takip edelim dosyayı. Tamam. Olur. Çok zor biliyorum. Evet. Yani seni anlıyorum dersen sana ayıp etmiş olurum, yalan söylemiş olurum. Ama Ilgaz'ı da anla, olur mu? Sen de onun yerinde olsan onu uzak tutmaya çalışırdın. Bir şey ihtiyacın olursa ara beni. Tamam. Hadi yaktım. Aşkım sen. Tuğçe iyi olacak. Ve bunu yapan da en ağır şekilde cezalandırılacak. İnşallah Yekta Bey. Sağ olun. Kendine geldim bakıyorum. Bazı tokatlar insanı devirmeye değil, ayıltmaya yarar Ceylin'cim. Ama tokatı atan devirdim sanır. Yazık. En büyük gaflet de budur. Oo, başım döndü resmen ya. Daha birkaç saat önce fotosentezle yaşıyordum. Yani bu kadar oksijen. Bravo. Ya bu depresyon hiç bana göre işler değil yani. Yani mizacıma ters. Ya çok sıkıcı. İnsan niye girer ya da girmiş gibi yapar anlamıyorum.
Ben de girdim çıktım işte. Bitti. Çok sıkıcı. Dipler bana göre değil. Efendim Yekta Bey. Öncelikle iyi mesailer Özgeciğim. Şimdi hemen bir tedbir kararı için başvuruyoruz. Laçin Gökmen'in kitabı için. Derhal toplatılmasını talep edelim. Zira o kitapta ben de varım. Neticede iznim alınmadı değil mi ama? Yuh diyorum sana ya, yuh. Baroya da bir itiraz dilekçesi yazalım işten yasaklama kararı için. Ayrıca bu bir türlü ölemeyen Sezai Bey'i de ara, ofise davet et. Adamı ikna edelim ki şikayetini geri çeksin. Hadi hemen yap dediklerimi. Sana inanamıyorum ya, gerçekten. Ha baroya itiraz okey. Sezai Bey okeyden de okey. Süper bir hareket ama... Yani Laçın teyzeye yaptığın şu an ayıp değil mi? Tamam. Seni oyuna getirmiş olabilir. Yani arkandan iş çevirmiş olabilir ama sen de aynısını yaptın. Sen de yapımcıyla bir olup kadını oyuna getirdin resmen. Bence bunu bir düşün. Bana acımıyor ana. Ben hiç acımam Ceylin. Laçın başına gelecekleri hak etti. E hadi kendine gel dedin. Geldim işte. Sevineceğine söyleniyorsun. Buyurun Memur Bey. Beyoğlu Zıpkın Sokak'ta bir ev temizliğine gidilmiş. Sabah sizin bu şirketten. Doğrudur komiserim. İyi doğru madem kim temizlediyse çağır da bir konuşalım. Tamam. Gonca. Bir gelsene. Memur beyler bir şey soracak sana. Merhaba ablacığım. Beyoğlu Zıpkın Sokak'ta bir evin temizliğine gitmişsin galiba. Evet. Var mıydı böyle ilginç polisin bilmesi gereken bir şey? İlginç derken? Ya ne bileyim hani yok artık bu kadar da olmaz diyeceğin böyle rutin dışında bir şey. Vallahi leş gibiydi her zamanki gibi. Her yer her yerde ciltler, şişeler. Hep oluyor öyle zaten. Çarşafların, nevresim takımlarını da sen topladın getirdin galiba. Evet. Peki onlarda var mıydı bir tuhaflık? Ha, az biraz kan vardı çarşafın üzerinde. Ama görmediğim şey değil o yüzden şey yapamadım tam. Yanlış anlama da biz neler görüyoruz be abi bir bilsen. Yani orası da şehri ya. Anladım. Nerede peki şimdi bu çarşaf nevresim? Arka tarafta. Umut bir bakalım onlara. Bu temizliğin parasını kim ödüyor? Bedava yapmıyorsunuz herhalde. Hayır işi değildir. Vallahi biz bilmiyoruz ki. Ben de çalışanım burada. O işlere patron bizi hiç karıştırmaz. Patron nerede? Almanya'da Allah kendisi. Almanya'da. Fırat komiserim, bakabilir misiniz? Komiserim. ...25-30 yerden geliyor, burada birikiyor. Hangisi, hangi evden geldi biz bilmiyoruz ki. Ama tabii siz yine alın alacağınızı. Biz yardımcı oluruz seve seve. Yani devletimizin her zaman yanındayız. İlerideki apartman işte. Bu kesik baş dosyasıyla ilgili bir ipucu bulmaya geliyor. Sonra da ne oluyorsa orada oluyor işte. Tek kişi miydi sence? Sanmıyorum. Tuğçe akıllı bir kız. Silahı da var zaten bir el ateşte etmiş. Ta karşıya taşımışlar. Darp edildiği için de kendinde değilmiş bir kişinin taşıması pek mümkün değil zaten. Dünya ne kadar çirkin bir yer oldu. Hayır anlamıyorum. İnsanlar nasıl bu kadar kötü oldu? Kötülük hep vardı.
Bence arttı ama. İyiler sustuğu için olabilir mi? Tepkisiz kaldıkları için. Biz tepki göstermedikçe, kabul ettikçe kötüler de cesaretleniyorlar. İyilik sadece öyle doğruyu bulmakla da olmuyor. Kendin için adaleti aramakla da, herkes için mücadele etmek gerek. Öyle sosyal medyadan sallamakla da bitmiyor bu iş. İcraat lazım ki caydırıcı olsun karşı taraf için. Kolay gelsin Göksu. Savcım, sanırım doğru çöpü bulduk. İçerideki bir kırık şişeyle uyumlu parçalar var. Yani evden çıkan çöp. Buradan bakacaksınız bunlara? Yok savcım, delilik poşeti bekliyorum, kriminal alacağım. Anlaşıldı. Apartman burası, olay yeri giriş katında. İzbe bir apartman, gördüğün gibi terk edilmişler halbuki. Üçüncü kata çıkıyor. Irmağın kapısı da beni ot bırakıyor. Bu basamaktan da ateş etmiş. Bu yarı ateşi çekirdeği de aldık. Demek ki inerken karşılaştı birileriyle. Olabilir. Burası günlük kiraya verilen bir ev. Sahibini arıyoruz. Tesadüfen mi yani? İndi diye mi oldu bunlar? Bence öyle. Galoş. Sağ ol. Evi temizlemiş şirket ama amaç suç mahallini temizlemek olmadığı için elimiz boş sayılmaz. Şurada bir kamera var. O adamı bulup etlerini kemiklerinden ayırmamız gerek Ilgaz. Sakin. Kontrolü kaybetme lüksümüz yok, tamam mı? Eren için sakin olacağız. Sinirlerim çok. Tamam neyse. İyi olacağım. Sen ne diyordun? Burada bir kamera var ama flash diski alınmış, kapı da zorla açılmış. Nasıl yani? Buraya kiralayanlar bu görüntüyü mü alıyorlar? Onlar koyuyorlar, sonra da toplayıp satıyorlar görüntüleri. Madem anahtarları varmış, niye kapıyı kırıp giriyorlar ki? İşte o yüzden dedim ya. Eren mi acaba diye. Hay Allah'ım, nereden bilebilir ki Eren buranın yerini? Hiçbir yerden. Savcım, biz bitirdik. Temizlendi için zaten ne bulduysak topladık. Senden hızlıca sonuç bekliyorum Göksu. Sizde bir şey var mı bilmem gereken? Evin sahibini bulduk savcım. Yani bulamadık ama bulduk. Adam ölmüş. Bir sürü de mirasçı var. Anlaşamamışlar. Ne satabilmişler ne kiraya verebilmişler. Mahkemelik olmuşlar. Ev de öyle boşta kalmış. Ya içlerinden biri ya da dışarıdan birileri illegal şekilde kiraya veriyor. Bayağı eve çökmüşler yani. Mirasçıların hepsinin ifadesi alınacak. Tamam savcım. Görgü tanığımız var mı? Maalesef yok. Zaten biraz sıkıntılı bir muhit. Silah sesini duyduk diyen de yok. Bu sokağa çıkan bütün sokaklara bakılsın, mutlaka bir görüntü buluruz. Anlaşıldı? Emir anlaşıldı savcım. İşte böyle, elimizdekiler bu kadar. Yani her türlü yardıma, bilgiye açığız. Ben emniyete geçeceğim. Buradan topladıklarımız inceleninceye kadar Doktor Cihan'ın yeniden ifadesi almam gerek. Tamam, ben de gelirim zaten Yekta'yı alıp. Neredesin Yekta'ya? Sağ ol. Ya al bakayım şunu. Hadi anlat şimdi bakayım. Bak ama polise mülese karıştırmayacaksın beni değil mi? Hırsızlıktan yatarım var, anında içeri atarım. Ya tamam, sen anlat, korkma, anlat. Bir kız geldi. Hani o iş tutan tiplerden, bildin sen onu. Apartmana girdi bu. Sonra bir iki çığlık sesi duydum. Bir de silah sesi. Nasıldı kızın tipi? Sarışın, esmer, uzun kısa, bir tarif et bakalım. Ya ne bileyim, benim kafam olmuş bir dünya.
Zaten arkasından gördüm. Tek giymiş, çok güzel bacakları vardı, ilik gibi. Kızdan başka kimse çıkmadı mı Bilal'a? Çıkmadı. Ya tek kız. Arkasından baktım ama sesler kesilince koşarak köşeye döndü. Başka ardından çıkan olmadı. Başka ne oldu? Başkası yok. Ben uzadım zaten, baktım silah sesleri, polis gelir, gelmeyelim. İyi sen hadi yok ol şimdi. Hadi. Eyvallah. Yekta. Geldim. Neredesin sen ya? Yürüyüşe çıktım Ceylin'cim. Özlemişim İstanbul'un kokuşmuş sokaklarını. Böyle pera nostaljisi yaptım. Sen depresyona geri mi dönsün acaba? Tamam kızma. İpucu arıyordum. İşim buldun? Bu soruyu esefle karşılıyorum. Çok ayıp. Tabii ki buldum. Tamam yürü. Buradan. Buyurun. Savcım, dolandırıcılık büro amirliğinden istediğiniz araştırma sonucu geldi. Teşekkürler sunum. Rica ederim. Bekte bulunan fotoğraftaki logonun Beyoğlu Asmalı Mescid Gülüver Sokak numara 5'teki Zülfü restorana ait olduğu tespit edilmiştir. Buldunuz mu bir şeyler? Evi temizleyen ablayla görüştük. Ama artık bugüne kadar neler gördüyse hiç anormal bir şey yok, her şey normal diyor. Evden çıkan çarşaf, kılıf onları verdiler mi? Savcım hepsini temizlemek için dağ gibi yığmışlar. Ne varsa toplatıyoruz. Gidelim şu doktorun ifadesini alalım artık. Başkomiserim. Savcım, otopark katına F1'e gelin olur mu? Yalnız ön girişi değil arka girişi kullanın. Tamam. Sebebi var mı? Arka giriş kamerası yok. Gelip giderken görünmüyoruz. Ne var elimizde? Bunlar başkomiserim. Zülfü restoranı. Güzel. Ben bir gidip bakayım. Ben de geleceğim. Beraber gideriz arabayla. Olmaz. Yardım etmek başka, işe bulaşmak başka. Bak, tüm bu numaralar hem işi bozmamak hem de seni korumak için, tamam mı? Aslanım bak, ben önünde sonunda bunun bedelini ödeyeceğim. Ama bileceğim ki Tuğçe'm yalnız değil. Yanında sen olacaksın. Tamam. Biliyor musun? Geleceğe dair çok güzel bir resim var gözümün önünde. Ondan çalamam aslanım. Evet, yaşlı bir kadın. Ama annem olduğunu iddia edemezsiniz. Benim annem öldü. 5 yıl önce. Yani savcı bey, gerçekten anlayamıyorum. Tek bir fotoğrafa bakıp nasıl annem olduğuna karar verebiliyorsunuz, gerçekten anlayamıyorum. Alalım doktor bey adli tıbba. DNA örneği de alınsın. Sayın savcı, buna gerek var mı gerçekten? Oraya gitmişken görebilir, teşhis edebilirsiniz. Savcım, bu benim annem değil.
Tamam. DNA örneğinden anlaşılır. İsterseniz mezarını açtıralım annenizin. Doktor bey, kaçacak yeriniz kalmadı. Siz gönüllü olarak o örneği vermezseniz mahkeme kararıyla alırım. Savcım Cihan Bey hemen adliye tıbbı aldırıyor. Bir beklesin. Eşi Duran'ın burada değil mi? Burada, doğru, yukarıda. Çağırayım mı avukatı? Gerek yok. Kendisiyle bir ön görüşme yapalım, halini hatırını soralım. Bu ne? Lütfen alın onu oradan. Göstermeyin bana böyle şeyler. Bakamam ben, bakamam. Kayınvalideniz yabancı değil. Baba, içim korktu. Dur hanım, sadece bir saniye. Şu fotoğrafa bakın ve kayınvalideniz olup olmadığını söyleyin. Hırsız eve girince öldürdü. Kocanız Cihan Bey de parçaları ayırıp denize attı, değil mi? Çünkü daha önce ölmüştü. Bir daha ölemezdi. 5 yıldır eve kapattınız. Kapının kenarında gördüğümüz izler de köpek dişi değil, zincir iziydi. Hırsız da eve girdiğinde o yüzden yerde sürüklenen demir zincir sesi duydu. Neden? Ben dedim. Yapma dedim. Ama beni dinlemez ki. Kimseyi dinlemez. Peki. Neden annesine öldü gösterdi? Sizi dinliyoruz Duran. Babası genç bir sevgili buldu kendisine. Bütün malını mülkünü kıza yedirecekti. Cihan durdurmak için öldürdü babasını. Yok artık. Araba kazası gibi gösterdi. Kayınvalidem delirdi. Severdi kocasını. Polise gitmek istedi. Kıyamadı annesine Cihan. Kıysa onu da öldürürdü. Durduramayınca da onu da kapadı eve. Odaya kilitledi. Hepimizi sırlarıyla birlikte kapadı bu eve. Hoş geldin abi. Bana şefini çağır. Tabii efendim. Niye adamın gitmesine izin verdin? Fotoğraftan teşhis etmesini sağlardık. Savcım, adam aranıyorum dedi. Yani anlatmak istese polise anlatırdı. Komiser bir gel. Buyurun içeri. Şu elimizde olanları bir dökelim ha. Tabii savcım, olur. Biz de evin mirasçılarını tespit ettik ifade için. Gerçi çok bir şey yok elimizde ama.
Göksu ile Anıl'la da haber verelim. Beklediğimi söylersin. Tamamdır savcı. Bizim bulamadığımız tanığı Yekta bulmuş komiser. Tuğçe'yi mi görmüş? Hayır, kızı. Savcım. Kolay gelsin. Savcım. Müsaadenizle ben de yardımcı olabilir miyim? Yoksa delireceğim. Tabii savcım, buyurun. Şefim, bu kamera dışında başka açısı olan bir kamera falan yok mu? Benim burada oturan o iki sırtı dönüğün yüzünü görmem lazım ya. Maalesef. Bir tek o köşede kamera var. Hesabı da bulduk muhasebeden. Sormuştunuz. Rıdvan Argun, kredi kartıyla ödenmiş. Aha işte bak. Burada ödüyor. Bir de bu masayı Ferdi Belge adına yırtmışlar. Başka da bir şey bulamadım. Savcım, maalesef cinsel istismar sonucu oluşan bulgular denize düştüğü için kaybolmuş. Tırnak arasında bir erkek genotipine rastladık. O da sistemde kayıtlı değil. Evde yüzlerce parmak izi vardı. Gizli kameraya da çok sık dokunan olmuş. Parmak izi çoktu yani. Bulduğumuz kolye ama Tuğçe'nin boynundan koparken kanatmış. Arkadaşlar, bunlar bizi bir adım bile ileri götürmüyor. Ne diyeceğiz Eren'e? Başladığımız yerdeyiz. Ne diyeceğiz? En umutlu şey çöpte bulduğumuz kırık şişeler. Bir de kırık bir bardak vardı. Eğer parçaları birleştirmeyi başarırsam bir restoranın filan ait olabilir ya da bir logoya filan ulaşabilirim. Çalışmaya devam o zaman. Müsaadenizle biz geçelim savcım. Henüz bize bilgi verecek bir kamera görüntüsü yok. Kaç kişiler onu bile bilmiyoruz. Elimize tanık olarak sadece para karşılığı çağırdıkları kadın var. Onun da ne ismini biliyoruz ne fiziki görüntüsüne dair bir bilgimiz var. Acaba diyorum bu günlük eve bu iş için kiraladılar. Kız geldi. Sonra artık aralarında ne geçti bilmiyoruz. Tuğçe duydu, aşağı indi, kızı kurtardı ama kendisi... Bizim o kadına hemen ulaşmamız lazım, hem de hemen. Sürekli kullandığı bir taksi ya da korsan taksi vardır, o getirmiştir. Yani taksiyi bulursak kızı da buluruz. Bulun o zaman komiser. Kız çok şey biliyor. Ulaşırsak her şey çözülür. Müsaade edin. Başkomiserim. Rıdvan Argun. İşlerinden birinin ismi bu. Diğer ikisinin de yüzünü tespit ettim. Ben sana şimdi fotoğrafları göndereceğim. Üst tanıma sisteminden bak, belki yakalayabiliriz. Diğer isim de Ferdi Belki. Tamam, hemen adresi öğreneceğim. Sağ ol.
Bak görüyor musun havuzu? Çok güzel değil mi? Bu açık olanı, bu da kapalı olanı. Çok güzelmiş. Kaydıraklı olanı da var mı? Maalesef burada yok ama istersen yazın oh gidebiliriz. Hı? İster misin? Olsun, bu da çok eğlenceli. Evet. Artık seninle hafta sonu havuza gidip beraber vakit geçirebiliriz. Ama ben yüzme bilmiyorum ki. Aşkım ben sana öğretirim. Çok basit bir şey. Baba biz annemle yüzmeye gideceğiz. Ne kadar güzel bir haber prensesim. Hadi gel otur. Aç değilim ki. Ben de değilim. Öyle zaten atıştırmalık yaptım. Gel. Kim üzdü sizi? Tuğçe ablam var ya. Sandalyede dönerken düşmüştü. Çok gülmüştüm ben de. Bir şey mi oldu ona? Küçük bir kaza geçirdi. Annenle biz de ona üzüldük. İyi mi peki? İyi. Ama daha da iyi olacak. Doktor bakıyor. Hastanede. Hatta ben de gideceğim şimdi onu görmeye. Babası Eren amcana da bakacağım. Nereye gidiyorsun Merce? Bana Tuğçe ablaya verir misin? Sarırsın kocaman. Acıtmaz hiçbir yerini. Çabucak iyileşir. Gel bakayım sen buraya benim pamuk kalpli kızım. Allah kahretsin ya. Ebru hadi biraz ara verelim. Dinlen biraz. Bir şeyler yiyelim. İyiyim ben böyle devam edeceğim. Bak eğer ara vermezsek hata yapacağız. Yani bir mola verelim kafamızı dağıtalım lütfen. Yani yarım saat aranın kimseye bir zararı olmaz ama sana faydası olacak hadi. Tamam peki. Şu bizim köşedeki tostçudan söylesek yeter bana. Otur. Ağır yaralı halde bulunan komiser yardımcısı Tuğçe Duman'ın durumunun ciddiyetini koruduğu gelen bilgiler arasında. Yakınlarına sabır diliyoruz. Evet, bu üzücü haberin ardından şimdi de kameralarımızı Ankara spikerimiz Atıf'a çeviriyoruz. Siyaset gündemi hayli yoğundu bugün. Kardam, sana büyük işim düştü. Söyle. Senin bir telefonun vardı. Var. Benim hemen telefon etmem lazım. Hayat memat meselesi acil iş. Tamam, bekle. Çabuk, hadi, hadi çabuk Allah aşkına, Allah aşkına. Alo. Alo Parla. Çınar ben. Çınar. Sen ama nasıl? Tuğçe'ye ne oldu çabuk söyle. Kötü Çınar. Çok kötü. Saldırıya uğramış. Haberlerde durumu ciddi dedi. Parla konuşur musun lütfen? Doğru değil de ne bileyim yanlış gördün de başkası de bir şey de ya. Keşke de sen diyebilsem kafa doğru. Allah'ım.
kendimi. Bu dört duvar arasında kal. Ya Parla, söyle kim bunlar? Kim? Ya kim? Ne ister Tuğçe'den ya? Bilmiyoruz hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ama teyzemler, abimler hepsi arıyor. Hepsi peşinde herkes. Doktorlar ne diyor? Hiçbir gelişme yok diyorlar. Stabil. Omurgasına bile zarar vermişler. İyileşecek mi? Bir daha ayağa kalkacak mı? Yürüyebilecek mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. O arkadaşım... Arkadaşım orada öylece yatıyor ve ben burada hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbirimiz hiçbir şey yapamıyoruz. Çok zor Çınar. Çok zor. Ercan yolladı. Tuğçe ablasını. Oy, kurban olurum ben ona. Var mı bir gelişme? Yok. Gösterdiler. Öyle yatıyor kımıldamadan. Bekleyeceğiz diyorlar. Bekliyoruz işte. İstersen sen eve git. Ben bu gece burada yatayım. Git bir uyu. Benim yatağım burası. Kızım buradan çıkana kadar buradayım. Kardeşim burada dinlenemezsin ki. Sen sağlam olacaksın, dinleneceksin. Ulgaz, kurban olayım. Kızım baba demeden buluttan yatak bile taştan bana. Buradayım bitti. Senin vereceğin bir haber var mı bana? Henüz güzel haber yok ama yakında olacak. Bu nasıl hayat? Bu nasıl kader? Besliyorsun, büyütüyorsun, gözünden sakınıyorsun. Suçsuzun biri çıkıp dünyasını başına yıkıyor. Hayatını çalıyor. Geri dönüşsüz o. Ne yapıyor mesela şimdi o suçsuz sen? Yemek mi yiyor? Uyuyor mu? Uyuyabiliyor mu? Ne yapacağım ben Ulgaz? Gerçi büyürken hiç yemeğim olmadı. Geç girdi hayatıma. Ama iyi ki de girdi. Evirdi çevirdi, rengarenk etti hayatım. Soldurdular kızımın renklerini. Paramparça ettiler Ulgaz. Geçecek, az sabır. Geçecek. Sana bir şey soracağım ama... samimi cevap ver, olur mu? Benim suçum değil mi? Sakındım. Hep gözümün önünde olsun istedim. Sık boğaz ettim. Kontrolüm altında olsun istedim. Bıraksam, sahaya çıksa, tecrübe kazansa belki bunlar gelmezdi başına. Sen de aynısını düşünüyorsun değil mi Ulgaz? Asla. Aklımdan bile geçmedi. Bilemeyiz ki Eren. Hayatı kontrol edemeyiz. Olacak olan olur. Bak babama. Yılların tecrübelisi, kendi kaderini değiştirebildim adam. Yok. Kardeşim biliyorum kendini suçluyorsun. İnsan ilk kendini kesiyor. Ama en son yapman gereken, en son ihtiyacın olan şey bu. Yapma. Yapma. Allah'ım, gül yüzümüze inşallah güzel haberler.
İyi olacak inşallah. İyi olacak. Doktor. Evet. Nedir, durumlar daha iyi dediler ama. Kendine geldi. Allah'a şükür. Allah'a şükür. O zaman bu durumda şimdi siz yoğun bakımdan alıp normal odaya alacaksınız, öyle mi? Sanmıyorum. Yani şu an için bizim için önemli olan kendine gelmiş olması. Hocam da geliyor birazdan, bilgi verir size. Sağ ol. Bak gördün. Güzel olacak inşallah. Kız kendine geldi. Gördün mü mesajımı? Evet abi. Uzunmuş yol. Yok. Aşırı meşgul abla. Çok doluymuş. Ama akşam üzerine doğru ayarlarız dedi ablası. Bekliyorum. Geri dönecek. Tamam. Ya bakalım güzel kızım. Geç elin geç. Geçiniz. Aferin sana. Oyuncağı verdin mi baba Tuğçe ablaya? Tuğçe ablan uyuyordu ama babasına verdim. Uyanınca verecek, tamam mı? Merak etme. Tamam. Tak bakalım kemeri. Haydi bakalım okula. Parla arıyor. Efendim Parla? Teyze, Tuğçe kendine geldi dediler, uyanmış. Ay Allah'ım çok şükür. Tamam, biz Mercan'ı bırakıp geliyoruz hemen. Tuğçe kendine gelmiş. Çok şükür. Hadi bakalım. Yok, çıkmıyor bir şey. Yani parçalar eksik. Sen bulabildin mi bari bir şey? Bir harf, bir şey. Herhangi bir şey anlaşılıyor mu? Yok maalesef. Boşuna vakit kaybettim. Hiçbir şey çıkmadı yani. O kadar uğraş dur. Ya denedin en azından. Lütfen yüklenme kendine. Söyle komiser. Savcım, Tuğçe'nin denize atıldığı yeri bulduk. Taşırken sardıkları örtünün bir parçasını da bulduk. Savcım, bir de burası bir şantiye alanı. Aracın lastik izleri var. Tamam komiser, ben şimdi hastaneye giriyorum, geleceğim. Anlaşıldı savcım. Kendine gelmiş. Bak gözümüz aydın, helal olsun Tuğçe. Çelik gibiymiş maşallah. Kendine gelmesi, tepki vermesi bizim için çok önemli. Ama daha yoğun bakımdan çıkamaz. Omurgasıyla ilgili de biraz daha bekleyip öyle bakacağız. Peki görebilir miyim? Tabii ki ama çok kısa, yormadan. Ben arkadaşı yönlendiriyorum. Tamam. Kardeşim görebildin mi? Yok, doktor daha yeni bilgi verdi. Kısa bir sürede olsa görebilirsin dedi ama. Nasıl peki? Yani anladığım bir nebze daha iyi. Ama tedbiren yoğun bakımda kalmaya devam edecekmiş. Yoğun bakımdan korkmayalım canım. Adı üstünde yoğunca bakıp iyileştiriyorlar. Evet. Tek duam o yekta. Kardeşim ben de kısaca bir görsem. Bir dakika bile sürmez.
Belki bize bir ipucu verir. Tamam. Ama önce ben bir göreyim, olur mu? Tamam. İşte görüyor musun kankam? Güzel haberler geliyor üst üste. Tuğçe buradan sapasağlam çıkacak. İnşallah kraliçe. İnşallah. Anne ya, en zorunu atlattı. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah. Vallahi dirayetli kızmış. Başkası olsa hayatta dayanamazdı. Bir şey dediler mi peki? Normal odaya ne zaman alacaklar? Yok yok, demediler bir şey. Ama uzun sürmez yani, yakında çıkar odaya inşallah. Tamam, haber ver bana mutlaka. Zaten ben de uğrarım hastaneye. Tamam tamam kızım, haber vereceğim. Tamam hadi görüşürüz. Aa vallahi o. Buyurun. Vallahi de sizsiniz. Aylin Yılmaz değil mi? Evet ama ben çıkartamadım sizi. Biz sizi deli gibi takip ediyorduk sosyal medyada. Hiç fotoğraf falan koymuyorsunuz artık. Hatta bir ara hesabınızı kapatmıştınız. Ay Mercan nasıl, iyi mi? Ay iş güç falan yoğun olunca ben pek ilgilenemiyorum sosyal medyayla. Ama Mercan iyi, teşekkürler. Ay çok heyecanlı. Sizinle aynı yerde alışveriş yapıyoruz. Bilgi tavsiye verirsiniz artık. Bayılıyorduk tarzınıza. Bugün sade giymişsiniz gerçi ama ay yine de çok şıksınız. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Salonuma alacaktım da şunu. Kasaya gideyim, ödeyeyim. İyi günler size. Selamlar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu gerçek deri değil mi? Evet hanımefendi. Bu da gerçek kadife. Evet hanımefendi. Ama sanki salonuma küçük gibi biraz bu. Atölyelerimizde evinize uygun bir şekilde eklemeler yapılabilir. Kataloğumuza bakabilir miyim? Tabii, hemen getiriyorum. Buyurun. Teşekkürler. Kendini hiçbir şey için zorlama olur mu güzel kızım? Yanındayım, kurban oldum. Ömrüm. Sen hiçbir şey düşünme, tamam mı? Babam burada kızım. Saçının teline kurban olurum senin. Bak, Uğaz abin de burada. Seni görmek istedi. Doktor izin verdikçe gelip göreceğim seni, tamam mı güzel kızım? Çiçeğim benim. Ben sizi yalnız bırakayım. İlgili bana söylemek istediğin bir şey var mı?
Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Lütfen odayı boşaltalım. Hastayı yalnız bırakalım. Nabız düşüyor. Yeniden solunum desteğine ihtiyacımız var. Hastayı tekrar entübe etmemiz gerekiyor. Yani pek benim tarzım bir şey yok gibi. İçime sinen bir şey göremedim. Ben başka yere bakayım. Çok mersi. Tabii hanımefendi, nasıl isterseniz. Hah, Aylin Hanım çıkmamış daha. Aylin Hanım, siz anlarsınız dekorasyondan. Evimde mavi tonları hakim. Bu berjer diyorum, olur mu sizce renk bakımından? Üf, hayır. Doktor bey, geçici bir süre mi yoksa kalıcı olma ihtimali var mı? Kafasına darbe almış biliyorsunuz zaten. Ondan da kaynaklanıyor olabilir, psikolojik de olabilir. Bir bakıp nedenini anlayalım. Geçici mi, değil mi? Ancak ondan sonra size bilgi verebilirim. Sağ olun doktor bey. Genç. Evet. Doktor ne söylerse söylesin bana hemen uçurursun değil mi? Tabii. Sağ ol. Ne dedi? Belirsiz. Yani hatırlamayabilir diyor. Belki de hatırlamaması daha iyidir. Kardeşim Fırat'lar Tuğçe'nin denize atıldığı yeri tespit etmişler. Ben bir oraya gideceğim. Tamam abi. Ben buradayım. Sana güzel bir kahvaltı hazırlatayım şimdi. Yok yok Ceylin, ben aç değilim vallahi hiç. Hiç itiraz istemiyorum. Sen her daim açsındır ayrıca. Bir poğaça falan atarsın ağzına. Hiç direnme bence. Ben döneceğim. Sanırım hem iyi hem kötü haber var ha. Kraliçe. Ya aç değilim dedim sana ama şu poğaça fikrini de soktun aklımı. Vallahi midem kazındı ya. Bana bir poğaça moğaça bir şey mi ayarlasan? Ver fay. Canımsın. Biz de biraz çıkalım mı savcım? Ha, o sırada kaldın mı Muğla'da? Ne alaka? Alaka şu. İkinizin de yer ve zaman olarak çakıştığı tarihle niye çıkmıyor ya? Yalnız bu savcı İclal... Daha bebeğmiş o sıralar. Henüz 16 yaşında. Senin de mesleğe ilk başladığın yıllar. Bir bak bakalım o tarihlerde hangi davalara baktın, ne yaptın? Ya nasıl hatırlayayım yani? Tamam hafızam iyidir de fil değilim yani. Ya bana ne? Nasıl hatırlarsan hatırla. Benim derdim değil, senin derdin o. Canım işte boşanma falan öyle şeylere bakmıştım. Bak görüyor musun? Yekta dedim bak. Yaşlandın yaşlanmayacağım. Bence şöyle bir hafıza güçlendirici bir vitamin mi alsan ki bir şey mi yapsan? Ne münasebet be. Doluluktan. Kafamda trilyonlarca bilgi var benim. Tamam. Ben bir arşive ineceğim. Haber ederim senin. Ha bu arada Tuğçe nasıl? Daha iyi. Ya o işleri bitirsen de bir de buraya yardım etsen ha. Lahor. Ya bensiz olmuyor değil mi öyle? Bak gördün değil mi? Ay, hadi kapadım. Kapat kapat sen kapat. İşine gelmen değil mi? Yekdağım. Dün gece bulunmuş ya. Haberlere de çıktı deniz kıyısında falan. Bu hastaneye getirilmiş. Polismiş kız ya. Bir deseniz nasıl durumu? Çok merak ettim. Tabii yardımcı olalım size.
Ben de yeni geldim. Dilerseniz dün gece nöbet tutan arkadaşı soralım. Olur vallahi, ben beklerim. Hatice'ylim be. İkisi de evli. İkisi de 31 yaşında. Rıdvan'ın çocuğu yok. Ferdi Belgin'in bir çocuğu var. Başka? Bu Rıdvan Avru'nun babasıyla ortak dükkanı var. Baba oğul bilgisayar tamiri yapıyorlar. Göztepe'de. Adres de bu. Diğer suçsuz. Ferdi? Lan al vurmuş. Babadan kalma bir dükkanı var. Onun da adresi yazıyor orada. Üst tanımaya da baktırdım ama ikisinden de bir şey çıkmadı. Tamam. Elimizde onunla devam edeceğiz artık. Beni burada biraz idare edeceksin ama. Eren abi. Ne yapacaksın? Bu soysuzların ölüm fermanı imzalandı. İti iti öldürteceğim. Baktım beceremiyorlar. Her birini tek tek kendim geberteceğim. Alo. Bizim malları söyle. Kız hiçbir şey hatırlamıyor. O Ferdi ödeyine de söyle. Önce bir sakin olsun. Oh, tamam tamam. Ben de o iş. Hepsine söyler. Ferdi'yi de uyarırım. Tamam. Tamam. Güçlüdür Tuğçe kızım. Görürsün bak, yakında toparlar, daha iyi olacak. Merdan dede dediydi dersin, tamam mı? İnşallah, inşallah. Sağ olun. Ya biz de konuşsak, bir görsek en azından. Olmuyor mu? Kızım, az sabır ya, bir toparlansın. Eren nerede? Hı? Eve gideceğim dedi, bir şey lazım olmuş galiba. Allah Allah, ne lazım olmuş ki? Ceylin, niye açmıyorsun? Arıyorum kaçtır? Telefonum sessizde çünkü duymadım. Bir gelsene, sana bir şey söyleyeceğim ofisle ilgili. Ya bir müvekkilimizle ilgili bir sorun vardı, gel. Tamam, geliyorum. Kızım al, sıcak bir şey girsin boğazından içeri hadi. Kızım ye. Ne var Yekta, ne göstereceksin? Ya şu kıza baksana, şu kıza. Aman iyi be, söylemezseniz söylemeyin. Ne var kızla? Niye sır gibi konuşuyorsun? Tuğçe'yi sordu. Durumunu öğrenmek istedi. Acaba o kız mı? Öğrenmenin tek yolu var. Gel. Pardon.
bakar mısınız? Siz Tuğçe'nin nesi oluyorsunuz? Ben öyle sadece meraktan geldim. Ne oldu ki? Soruyordunuz değil mi? Halkım ben. Polisin seven halk. Polis kadınmış bir de. Hadi iyi günler. Desek ki inanmadık. Ha? Kimsiniz? Bu ilginin asıl sebebi ne? Boş. İçerisi polis kaynıyor. Onların sormasından bizim sormamız daha iyi sanki, ha? Ay gözüm önüme aksın. Ben tanımıyorum bu kızı ya. Mal Arzu için geldim buraya ben. Arzu kim? Ya işte bu polis kız kurtardı onu. Haberlerde görünce öldü meraktan Arzu da. Ablasını aradı, gideceğim dedi. Ablası izin vermedi. Polislere karışmasın diye. O da beni gönderdi işte böyle ulak gibi, git bak DNA'ymiş diye. Bu kadar yani, the end. Peki biz Arzu'ya nasıl ulaşırız? Akıla iş. Çağırıyorsun, geliyor saatlik. Ve soyadı yok mu? Nasıl çağıracağız? Ay amcacığım, Arzu yazıyorsun, yanına alev koyuyorsun. Oluyor bitiyor, ablanlar. Peki ver bakayım sen amcana şu ablanın numarasını. Savcım günaydın. Günaydın. Savcım. Tekerlek izleri burada var. Bir de şurada ileride var bakın. Bakın burada. Böyle gelmiş, sonra geri geri çıkıp buradan da terk etmiş. Tekerlek izlerinin ölçüsünü falan aldık. Fotoğrafını çektik inceleme için. Kıyıda da sardıkları ölçünün parçası bulundu. Düşmemiş. Orada iskeleye takılmış. Sonra burada şantiye var. Şantiyedeki çalışan vatandaşlardan biri fark etmiş örtüyü. Haberlerde de duyunca ihbarda bulmuş. Kamera var mı civarda? Yok, yok savcım. Şantiye alan olduğu için. Saat 15.37'de kapanmış Tuğçe'nin telefonu. Hı hı. 21.20'de Erenler sudan çıkarmış. Muhtemel buradan denize atılmış. Sonra da oraya sürüklenmiş. Saat 21.20'den geriye sararak Beyoğlu'ndan buraya çıkan tüm yollara bakılsın. Eşleşen tüm araçlar tek tek incelensin. Şantiye çalışanlarıyla da konuşalım. Bir şey gören ya da farkında olmadan bir şeye tanıklık eden olmuş olabilir. Emir anlaşıldı savcım. Bu tanık, ondan haber var mı? Para karşılığı eve giden. Savcım yani araca henüz ulaşamadık. Tespit edemedik. Yani çok fazla araç var. Ayıklamak gerek işlerini. Biraz elimizi hızlı mı tutsak komiser? Savcım destek istedim. Daha yolda aradım Kubilay amiri söyledim. Burada işimiz bittiyse emniyete geçelim. Savcım, ben de acaba hani şimdi diyorsunuz ya. Size işte... Gel gel. Alıştık, getir götür işine. Ben savcıyla gidiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu haftaki maç şampiyonu belli eder. Kayınço'da izlerim artık. Orada izleyince hiç kaybetmiyoruz valla. Kaybetmeyeceğiz madem, öyle yap sen yine. Bana bak. Sen şu komiser kızın haberini gördün mü? Gördüm. Görmem mi? Her yerde. Kız ölmekten beter etmişler. Yetmemiş bir de denize atmış şerefsizler. Ne biçim zaman ya bu zaman. Yazık kıza. Kim bilir ne iş getirdiler başına da. Ne gelecek baba ya sende? Ya gitmiştir, kuyruk sallamıştır. Kim kime durduk yere bir şey yapıyor ki? Allah Allah. Kaşınmış, bulmuş işte. Ne biçim konuşuyorsun oğlum sen? Boş ver baba ya. Evet efendim, ille de arzu olacak. Lütfen. Bakın ne istiyorsanız. İki hatta üç katını verebilirim. Ay bu ne ısrar canım. Ben size başkasını göndereyim. Hepsinde muamele on numara, merak etmeyin. Hayır efendim. İlle de arzu olacak. Bak ben istediğim mi alırım. Alo. Alo hanımefendi, orada mısınız? Hangi otele gelsin kız? Danodaya Otel. Tam bir saat sonra. Tamam, orada olacak. Sen üç katı parayı hazırla. Hay hay. İşte bu kadar Ceylin'cim. Bizden kaçar mı? Asla kaçmaz. Yani otel falan şu an bilmiyorum Yekta. Ceylin'cim her şeyi kuralına göre oynayacaksın. Kural bir. Hadi bakalım. Hadi yürü yürü. Çok bilmiş.
Savcım Umut şimdi bitirmiş ifade almayı. Mirasçıların haberi bile yokmuş. Ev boş diyorlarmış. Yani eve giden de mi olmamış hiç? Yok, artık ne kadar paraları varsa ya da miras davası yüzünden ne hale geldilerse. Ya da biri yalan söylüyor. Sanmam savcım ya. Yani miras yüzünden boş duran o kadar çok evi var ki. Bunlar muhtemelen böyle evi günlük kiraya veren çakallar. Evi boş gördüler, çöktüler evin üstüne. İşte bunlar kim? Onu henüz bulamadım savcım. Bu cevabı da kabul etmememe ramak kaldı. Efendim Furkan. Tamam. Tamam at hadi. At hemen. Tamam hoşçakal. Savcım, evi günlük kiraya verenlerin adresini bulduk. Hah işte bana bunlarla gel. Bu bir çilingir dükkanıymış. Siz isterseniz beni burada bir yerde indirin. Ben dolmuş otobüs yapayım geçeyim hemen. Adresi ver birlikte gideriz. Savcım yanlış anlamayın ama şimdi adamlar sizi görünce kilitlenirler. İsterseniz ben önden gideyim. Hani kiralayıcı gibi böyle bir gideyim, bir konuşayım edeyim. Adamları ufak ufak konuşturayım. Sonra zaten kimlikler düşer ortaya. Birlikte gideriz. Biz sizi tutuklamaya geldik der gibi bir havanız var. Beni yanlış anlamayın yani siz bilirsiniz yine ama. Hani. Anladım savcım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Benim evde bir bilgisayar var da bunu televizyona bağlayacağım. Onun için bir ara kabloya ihtiyaç var da. Sende var mı onu? Bana abi getireyim hemen. Söyle komiser. Neymiş adı? Ferdi? Ney? Ferdi Belge. Tamam adresini tespit edin bir ekip hazırlayın hemen yollayın gitsin alsınlar. Geliyorum ben emniyete. Ya hadi kardeşim nasıl ekip yok ya? Hadi siz halledin ben geliyorum emniyete hadi. Acil emniyete yetişmem lazım. Ne kadar borcum? 100 lira ver yeter abi ya. Al bakalım. Eyvallah. Neredesin oğlum? Dükkandayım. Ne oldu lan? Lan çık çık dükkandan çık. Lan ne oldu diyorum sana ne oldu? Sizin oradaki parkın alt tarafına gel tamam mı? Eve gitme sakın bak eve gitme sakın. Tamam hadi. Nereye geldik yıktı oğlum? Mızmızlanma mızmızlanma. Merhabalar. Buyurun hoş geldiniz. Bir oda rica edecektik müsaitsiniz değil mi? Tabii ki. Suite mi istersiniz yoksa normal bir oda mı? Hiç fark etmez yalnız bir ziyaretçimiz daha var. Tabii, kayıt için yalnız bir kimlik rica edeceğim sizden. Hı-hı.
Nasıl? Oldu mu komiser? Vallahi oldu. Hadi bakalım. Savcım biraz doktora benzediniz ama yanlış anlamayın. Selamünaleyküm usta. Aleykümselam, eyvallah. Buyurun, yardımcı olayım. Biz bir ev bakıyoruz, siz dediler birkaç saat için. Ev mi, ne evi? Anlamadım ya. Yani dışarıda kaldıysanız yardımcı olalım. Ama başka bir derdiniz varsa ben derman olamam. Ya babacığım, hiç uğraştırma bizi Allah aşkına ya. Sen bizi tanımadın herhalde. Biz önceden de geldik. Eski müşteriyiz ya biz. He? Biz önceden de tuttuk bu evi. Bu zıpkın sokaktaki evi tutmuştuk. Duruyor mu o ev? Yabancı değiliz. Cebimiz dolu, biraz keyfimize bakacağız. Ne siz orayı diyorsunuz? Duruyor, duruyor. Uygulamada mı gördünüz? Uygulamadan gördük, geldik. Şimdi bana bak. Savcım soracak, cevap vereceksin. Anladın? Ya yanlış anladınız siz. Uygulama dediysem dükkan için, anahtar için yani. Lan kes! Savcı soracak, cevap vereceksin, o kadar. Buyurun söyle savcı. Dün değil, ondan önceki gün evi kime verdin? İsimleri ne? Savcım, uygulamadan, mesajdan yazarlar. Böyle sizin gibi kapıdan gelmezler. Adını bilmeyiz. Sormak da istemeyiz zaten. Çocuk anahtarı götürür, parayı alır. Ertesi günde temizlikçi girer zaten. Görüntüleri almışsın. Gitmedim ben, alamadım bir şey. Kim aldı o zaman? Var mı senin başka çalıştığın biri? Ha? Yok. Yardımcın ya, bir şey. Kimse yok, yardımcın falan yok. Bir çocuk var, o da küçük çırak zaten. Ne bilsin? Gel bakayım sen böyle. Gel. Geç bakayım şöyle. Sen? İki gün önce zıpkın sokaktan atır kime verdin? Bir abiye. Abinin yanında başkası var mıydı? Çok bakmadım ama ben bir kişi gördüm. İsmi ne bu abinin? Sormadım ki. Tipi nasıl, bir tarif et bakayım. Çok bakmadım ama uzun boyluydu. Sakalları vardı. Görsen tanır mısın? Bilmem ki. Görsem tanırım belki. Komiser, arkadaşları emniyete alalım, bir de orada anlatsınlar bakalım. Gel bakalım. Geç. Ne biliyorsak söyledik savcım. Kapıyı kilitleyeceğim mi? Çilingir, he? Geldi. Arzu Hanım. Buyurun, geçin. Delikanlı. Ablam çok hevesli olduğunu söyledi benim için. Öyle misin? Şaşırtırım. Dedim acaba daha önce bir yerlerde karşılaştık da ondan mı bu heves, ama çıkartamadım ben seni. Hayır, tanışmadık ama namınızı duydum. Ne oluyor ya? Ne oluyor, bu kim? Merhaba, biz avukatız, sizinle bir şey konuşmaya geldik, o yüzden çağırdık. Ne konuşacaksınız be? Avukatlarla işim olmaz benim. Bak, biz seni kurtaran polisin tanıdığıyız, adı Tuğçe. Sen de belli ki vicdanlı birisin, peşine düşmüşsün. Nasıl olduğunu öğrenmek istemişsin. Siz nasıl öğrendiniz? Nereden biliyorsunuz? Biz arkadaşından öğrendik. Haklıyım ama, değil mi? Tuğçe sana yardım etti, hatta seni kurtardı. Şimdi sen de ona yardım et lütfen. Nasıl edeceğim ki? Bak, bunu Tuğçe'ye kim yaptıysa anlat bize. Anlat ki cezasını çeksin, bir daha da böyle bir şey yapamasın. Lütfen. Tamam. Abla aradı beni. Dedi ki buluşma yeri Beyoğlu. Tamam dedim, gittim. Bir gittim, dört kişi. Dört kişi mi? Neyse. Girdim eve. Normalde biz parayı önden alırız. Ama bunlar iki kişilik parası ayarlamışlar. Ben de olmaz dedim. Pazarlık yapmaya çalıştılar falan. Sonra... Ne yapıyorsunuz ya? Siz delirdiniz mi lan? Çekilin, gidiyorum ben. Oh. Ne havaları kızım ya. Müşteri memnuniyeti her zaman önemlidir. Haklı. Parasını vereceğiz dedik. Daha ne istiyorsun kızım? Siz beni sahipsiz mi sandınız lan ha? Vuruyorum şimdi. Arra hadi. Hadi beni de. Alo. Sonra
tepeme üşüştüler. Zorladılar oradan, oraya çekiştirdiler falan. Tutamıyorsunuz be! Ne olur! Ay! Sonra o kız çıkıp geldi işte. Kaldırın elleri, kaldır! Ha? Kaldır! Polis! Lan? Çık sen de! Çık! O gelince ben de kaçtım. Arzu Hanım, sizinle bir emniyete gidelim. Polis ifadenizi alsın ha? Emniyet mi? Emniyet olmaz. Abla öldürür beni, gebertir. Ben gelemem emniyete falan. Söyledim, söyledim ona. Dedim karakola gideyim, ifade vereyim dedim ama izin vermedi. O beni öldürür, gebertir. Ya ben kızı görmeye bile gidemedim hastaneye. Onun için arkadaşımı gönderdim. Yok, olmaz. Gelemem ben karakola. Bak, bize yardımcı olman gerekiyor. Bizim o hayvanları yakalayabilmemiz için sana ihtiyacımız var. Lütfen. Hatırlamıyor musunuz? Çok yazık. Şimdi bunu size yapanlar cezasız mı kalacak? Çek perdeyi, çek perdeyi. Oğlum nasıl çizmiş lan? Çok yazık. Gerçekten çok üzücü. Çok üzücü. Ne içirdin lan sen bizi? Allah senin belanı versin lan. Dedik oğlum, bir dur ya. Bir dur. Gideceğiz tamam, gideceğiz. Tam sakin ol ya. Oğlum ben kendimi bilmiyorum, ben neredeyim? Gitmeyeceğiz mi diyoruz? Gideceğiz. Hep ya tamam, bırakın beni. Kaldırın lan elini. Sen kime küfür ediyorsun lan? Ne oldu, nesi var? Bilmiyorum, tansiyona bakacaktım. Tamam sen çık. Allah kahretsin. Tuttuk. Tuttuk. Allah kahretsin. Tuttuk. Lan. Lan. Tuttuk. Hatırlıyor kız beni oğlum. Hatırlıyor lan oğlum. Sesimden tanıdı. Sesimden. Hatırlıyor oğlum kız beni. Azap belanı versin. Allah kahretsin. Kahretsin. Lan tuttuk. Hatırlıyor kız beni oğlum. Hatırlıyor lan oğlum. Sesinden tanıdı, sesinden. Öldür oğlum onu, öldür. Gebert, gebert. Thank you.
Lan oğlum. Oğlum kız hatırlıyormuş lan her şeyi. Sen çık falan diyorsun. Ne oluyor lan? Lan senin adını öğrenmişler, adını. Ne? Kim? Kim öğrenmiş? Lan polis, polis. Lan ne polisi? Ne diyorsun oğlum sen? Lan polis diyorum. Seni geliyordu ellerinden aldım diyorum, anlamıyor musun? Sen nereden öğrendin bunu? He? Sana kim söyledi? Oğlum ne yapacaksın nereden öğrendiğimi? Lan mal mısın sen? Bak polis bizim peşimizde, tamam mı? Ensemizdeler. Yakalayacaklar oğlum bizi. Kaçmamız şart. Ya ne kaçması? Oğlum çoluğu çocuğu bırakıp nereye kaçacağım ben? Lan oğlum herifler bizim gölgemiz... Ne karısı ne çocuğu? Bak sen sanki yakalansan onlara bir faydan mı dokunacak sanki? Kaçmamız şart. Oğlum anlamıyor musun? Bak şimdi sakin bir yere geçip adam akıllı oturup konuşup bir plan yapalım. Araba burada. Kaçıyor mu? Ne? Nereye kaçıyor ya? Arzu bekle! Arzu! Arzu! Gel lütfen! Arzu! Bak kahretsin. Nerede Ekta? Kaçtı Ceylin. Kaçtı. Allah kahretsin ya. Al bu vatandaşları sorgu odasına. Bir de sor bakalım avukatları var mı? Yoksa baro bir tane avukat ayarlasın. Savcım sorguyu alacak. Avukat falan var mı? Yok, ne gezer komiserim. Çocuğa da bir su falan verin. Korktu yavru. Komiserim. Bulduk. Neyi? Ne buldunuz? Kızı o gün eve bırakan aracı savcım. Şimdi ekipler şoför alıp gelecekler. Güzel. Eren başkomisere müjdeli haberi vereceğiz yakında. Oğlum dur bir konuşalım. Lan. Bırak lan. Oğlum dur. Ben teslim olacağım. Lan konuşacak bir şey yok. Oğlum bir dur. Bak teslim oldu, ne yapacağım? Biz de mi öteceğim lan? Oğlum ne laftan anlamaz tamam kafaymışsın sen ya. Lan nereye kaçarsam kaç bulacaklar. Kız polisti diyorum, polis. Bırakmazlar peşimizi. Oğlum. Ben teslim olacağım. Lan. Neyse cezam çekeceğim. Lan yedi cetvemize sabık mı dedirteceksin lan sen bizim? Neysen olsun abi. Kaçan kaçsın. Benden bu kadar. Ha. Tek tek hepinizi sayarım. İhale bir benim başıma kalmaz yani. Hadi eyvallah. Ferdi dur. Ferdi dur diyorum lan sana. Yaktırmam lan kendimi. Lan! Ferdi. Lan Ferdi. Ferdi. Thank you.
Hayırdır? Ay. Ay, helal savcım, helal. Evet. Acıları sileceğiz Tuğçe. Yeniden başlayacağız. Göreceksin bak. Düştük. Ama kalkacağız. Elimden gelen, gelmeyen ne varsa yapacağım. Elin böyle elimde dursun yeter. Hemen kızı bulup Ilgaz'a ifadesini aldırmamız gerekiyor. Ece'nin bir kere bulduk yine buluruz ama biraz sakin. Nedense ben senin kadar ümitli olamıyorum. Bence giden gitti. Ece'nin sen geç, ben geliyorum. Evet. Hadi gidin, iyisin hadi. Müjdemi isterim avukat. Buldum. Lokmanı yut da söyle. Valla.
Damak çatladın ha. Hanım yapmış hanım. Şey, mercimek köftesi. Söyle bir adam. 4 kişilermiş. Düşünebiliyor musunuz? 4 kişi. 4 hayvan, 4 kansız. 4 insan atığı, 4... Sen nasıl öğrendin bunu? O gece gelen kızı bulduk. Tuğçe'nin kurtardığı kızı. Aslında ifade vermeye gelecekti. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Ona saldırmışlar önce. Önce ona saldırmışlar. Elimizden kaçtı resmen kız. Gerçekten. Allah kahretsin, resmen kaçtı. Tamam, bir nefes al. Bir nefes al Ceylin. Fırat, şuradan su verir misin dolabın içinde? Güzel nefes al. Tamam, sakin. Al aşkım. Şimdi sakince baştan anlat. Abi. Canan'ın yaptığınız kız çocuğu var ya. Onun babasıyım. Sen dükkana gelen polissin. Geliyordu aslında ifade vermeye. Yardım etmek istiyordu ama son anda korktu. Savcım, siz buradasınız diye size haber vereyim dedim ama nöbetçiye savcıya mı söyleseydin? Nedir? Danoday otel yakınlarında bir kadın bulunmuş, karnından bıçaklanmış. Ilgaz, bu o. Biz o otelde buluştuk. Kimliğine dair bir bilgimiz var mı? Ya yok savcım ama ekipler fotoğrafını yolladı. Ya bu otelde buluştuk diyorum. Bu... Bak bakalım. Bu kız işte, bu kız, Allah kahretsin bu kız. Demek ki konuşacağını öğrendiler. Savcım. Tuğçe, bizim hemen hastaneye gitmemiz gerek, hemen. Bilmem. Belki olabilir. Tamam, arayacağım. O kız çocuğu bana hala mı kırgın? O zaman daha yeni bir avukattım. Evet, biraz hırslıydım. Hoş. Yıllar içinde de hiç geçmedi hırsım, tutkum. Ne anlatıyorsunuz Allah aşkına? 16 yaşındaydım. İkimiz de büyüdük. Üstümüzden bir hayat geçti. Senin için ne kolay. Canın acımadı tabii. Babandan, güvenli evinden sen ayrılmadın tabii ki. Beni zorla anneme verdirdin. Sırf kazanma hırsından. Çocuk annede kalır. Annesi onu seviyorsa tabii ki, neden almasın? Ya kullanıyorsa babasına karşı, çıkarları için? Yasalar neye izin verdiyse onu yaptım. Senin de annene verilmeni sağladım. Buna niye bu kadar kızgınsın anlamıyorum ki. Hayır yani, ergenlik zor geçer anneyle kız arasında, biliyorum. Ben o evde bir üvey babayla 2 yıl geçirdim. Her gece acıyla yastığıma diş geçirirken... Senin duruşma salonunda velayeti anneme verdiklerinde attığın kahkaha çınladı kulaklarımda. Sen beni almak için annemden daha hırslıydın. Çünkü senin için insanların, duyguların bir önemi yok. Vaadini gerçekleştirmiş bir avukat olmak önemli senin için. Her şey skor senin için. Ama ben 16 yaşımı kaybettim yaşama sevincimi. Sırf senin kazanma hırsının yüzünden. Evet, yıllar geçti.
Ama ben hiç değişmedim. İçimde kız çocuğu duruyor biliyor musun? Yaram hala taze. O kız çocuğu burada. Ve nefreti de seni boğacak kadar güçlü. Kurmuşlar. Kurmuş. Diğerlerinin isimlerini vereceksin ona. Söyleyeceksin sen. Söyleyeceksin. Sen. Kim var onlar? Konuş lan. Konuş, 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 konuş. Konuş lan, konuş. Konuş. Söyle! İsimlerini söyle! Söyle lan! Lan konuş lan! Konuş, gebertirim seni, konuş! Kartal! Kartal! Doktor Kartal! Soyadı ne lan? Kartal Tıkkan! Başka var mı lan? Kardeşi Ermin! Ferdi! Ferdi! Ferdi Beycik! Abi. Abi. Abi yapma abi. Abi ne oluyor?